Ve asgari ücret diyelim asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sendika ve partilerden telaffuz edilen farklı farklı rakamlar var. Örneğin diske göre asgari ücret 13.200 lira olmalı. İYİ Parti'ye göre ise bakın kaç TL. Enflasyon yüzde 84, gıda enflasyonu ise yüzde yüzün üzerine çıktı artık yüzde 103. Milyonların gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak kararda. İlk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Rakamlarsa telaffuz edilmeye başlandı. Masada olmayan sendika disk asgari ücrete %140 zam talep etti. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir. Asgari ücret net 13.200 lira olmalıdır. Yoksulluk sınırı bugün 26.000 lirayı geçmiştir. Asgari ücretle ilgili bir açıklamada İyi Parti'den geldi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, yeni yılda asgari ücretin 9600 lira olması gerektiğini söyledi. En az 9200 TL olması gerektiğini ve kendi önerimiz ise iyi Parti olarak 9600 TL düzeyinde bir asgari ücretin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve burada tabii işverenlerimizin de bu yükün altında kendilerini daha rahat hissedebilmeleri adına vergi boyutuyla da devletin bu desteğinin devam etmesi gerektiğine yani inanıyoruz. Hak İş Sendikası'nın beklentisi ise 10 bin. Masadaki tek yetkili sendika Türk İş ise alt sınır olarak 7785 lirayı telaffuz etti. Genel Başkan Ergün Atalay gelen tepkiler üzerine rakamın üstünü konuşacağımı kastetmiştim açıklamasını yapmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba, ikinci toplantıyı ise bir hafta sonra yani 14 Aralık Çarşamba günü yapacak. Gerçekleştirilecek 3 toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor. Enflasyon verileri sonrası en çok merak edilen memur ve memur emeklinin zam oranı netleşmeye başladı. Gözler milyonlarca kişinin alacağı yeni maaşlara çevrildi. İşte kalem kalem yeni maaşlar. Hadi. <laughs> Enflasyon rakamları açıklandı. Gözler memur ve emeklinin zam oranına çevrildi. Peki 2023 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni maaşlar ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar TV1'e anlattı. Memur ve memur emeklisi toplamda Ocak ayı itibariyle 15.11 zam almış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise 14.11 olarak güncelleniyor. Memur eski maaşı 9.109 liraydı. 15.11 zamıyla 10.479 lira olacak. Lisans mezunu memurların 9.707 lira olan maaşı ise 11.167 olarak belirlendi. Memur emeklisinin eski maaşı 6.077 lirayken yeni maaşı 6.991 lira olacak. SSK 2000 öncesi eski maaş 4.687 TL iken yeni maaşı ...5.375 TL olacak. Peki SSK 2000 öncesi ne demek? SSK 2000 öncesi demek... E, ...biliyorsunuz 4.447 nolu yasa çıkmadan önce... asgari ücretten prim de yatırsa çalışanlarımız... ...maaşları yükseliyordu. Ama e, 4.447 nolu yasadan sonra maaşlar düşmeye başladı. Ve 2000 öncesi 4.687 TL. Ama 2000 sonrası asgari ücretten çalışıp... ...emekli olan vatandaşlarımız... ...şu andaki en düşük maaş olan... 3.500 TL civarı aylıkla devam ediyor. Bağkur esnaf emeklilerinin 4.197 lira olan emekli maaşı ise 4.786 lira olacak. Öğretmen maaşlarına gelince. Öğretmen birin dördü eski maaşı 12.276 TL iken şimdi Ocak ayı itibariyle 14.122 TL olacak. Polis maaşları da netleşti. Polis memuru eski maaşı 13.747 TL iken yeni olarak 15.000 815 TL'ye yükselmiş olacak. Doktorların yeni maaşları 21 bin lirayı geçti. Profesör maaşları ise 25.984 liradan 29.892 liraya çıkıyor. Hemşire maaşlarındaki artış da 2 bin lirayı buluyor. Enflasyon verileri sonrası araştırma görevlisi maaşları ise 15.311 liradan 17.614 liraya yükselecek.